Herkese merhaba Shift'in izleyenleri. Bugün sizlerle beraber devleri ağırlayacağız. Önümde iki tane dev duruyor. Bunlardan bir tanesi Xiaomi 12 Pro. Yani şu anda Xiaomi bir telefon satın almak istediğinizde en pahalısı, en güçlüsü, en iddialısı, en hızlı şarj olanı. Bir diğer tarafta da Samsung Galaxy S22 Ultra var. Şu anda Samsung'un en pahalı telefonlarından bir tanesi. Samsung'un en güçlü telefonlarından bir tanesi. Aynı zamanda Note serisine bir ve taktı ve bu telefonun bir kalemi var. Günün sonunda Xiaomi de en güçlü telefonlarını ortaya koymuşlar ve 25 bin lira bütçede bu iki telefondan birisini satın almamız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi duvar kağıtlarım aynı, uygulama dizilimlerim aynı. Çünkü her iki telefonu da ana telefonum olarak kullandım, özelleştirdim, özelliklerine baktım ve sizleri teknik detaya boğmadan bir uzun kullanım testi tadında hangi telefon nerede daha iyiydi, beni daha mutlu etti, günün sonunda hangi telefon kime göre bunları sizlere anlatmaya başlayacağım. Gelin başlayalım. İlk olarak tasarımla başlamak istiyorum. Tasarım biraz özneldir ama benim burada gönlüm biraz karışık. S22 Ultra'nın tasarımını gerçekten seviyorum. Önden baktığınızda daha tabletimsiz, daha büyük, daha sert ve daha güzel bir ekran karşımıza çıkıyor. Ancak telefon büyük olduğu için biraz kullanmakta zorlanabiliyorsunuz. Aynı büyüklükte aslında Xiaomi 12 da var ama bu telefon biraz daha ele daha iyi oturuyor ve önden baktığınızda S22 kadar iyi gözükmese de ele daha iyi oturuşu burada insanı biraz kararsız bıraktırıyor. Arka tarafa baktığımızda da S22 Ultra'nın farklı seçenekleriyle öne çıktığını, aynı şekilde Xiaomi 12 Pro'da da farklı renk seçenekleriyle öne çıktığını ama benim biraz daha gönlümün S22 Ultra'ya kaydığını söylemekte fayda var. Tasarımsal konularda telefona baktığımızda S22 Ultra'da herhangi bir şekilde parmak izi bulunmazken aynı durum Xiaomi 12 Pro'da da bulunuyor. Ekran altında parmak izi okuyucular her iki telefonda da var ve 12 Pro 2 daha iyi çalışıyor. Yani bu telefonu daha hızlı bir şekilde açtığımı söylemem gerekiyor. Her iki telefonda çok iyi ses sistemleriyle sahipler. Buradaki detaya baktığımızda Samsung AKG ile çalışmış. Xiaomi şey, 12 Pro'da Harman Kardon ses desteğini görebilmek mümkün ki 12 Pro'nun üzerinde şu anda baktığımda bir hoparlör görüyorum S22 Ultra'da yok bu sizi yanıltmasın ama Şu Aize tarafından çift bir şekilde ses geliyor Yani hem alttan hem üstten buradaki Samsung Galaxy S22'den de ses gelebiliyor. 12 Pro'da en çok sevdiğim şey şu oldu. Bugünlerde televizyonun kumandasını kaybettim. Burada bir kızılötesi verici var ve işte klimayı mı kontrol etmek istiyorsunuz? İşte direkt olarak televizyonu mu kontrol etmek istiyorsunuz? Kontrol edebiliyorsunuz ve işime yaramaz yaramaz dediğim yerde televizyonun kumandasını kaybettiğim anda bundayım duymasın bu arada onun televizyonun kumandasını kaybettim. Bu telefonu direkt olarak kullanmaya başladım. Bu telefonda yok ama eğer böyle dertleriniz yoksa bunu çok da önemsemenize gerek yok diye düşünüyorum. Tasarım sağ detayları Mert'le beraber hazırladığımız videoda sizlere çok güzel bir şekilde göstereceğiz. Kararı size bırakıyorum. Lütfen yorumlar kısmına yazın. Ayrıca videoya kısa bir ara vermek gerekirse şunu da söyleyeceğim. Katılı açtık. Katılı butonu aşağıda bulunuyor. Shift net bunu tarihinde ilk defa yaptı. Bir katıla da bakarsanız sevmiş olurum. Artık gelelim tasarımsal konunun sonuna ama teknik rakamlar da vermek istiyorum. S22 Ultra 8.9 milim kalınlığında, Xiaomi 12 Pro ise 8.2 milim kalınlığında. Bu kalınlığı çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz ki zaten bunu söylemiştim. Burada 12 Pro'yu evde daha rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz demiştim. Samsung Galaxy S22 Ultra 228 gramken diğer telefon 12 Pro ise 204 gram olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu telefon yine kullanması daha rahat ve hani ben çok kocaman bir telefonun bir vermeden büyük bir telefon oldu. bizlere söylüyor. E Furkan bu arada bakın şöyle göstereyim. ha Telefonlar parlaklığını kısınca FPS'leri düşüyorlar. Monitörde fark ettim. bunu görüntüsü değişti. Bir hata yok haberiniz olsun. Devam ediyorum. Hani her iki telefon bu kadar fark var, arada kalınlık var falan diyeceksiniz. Ekran büyüklükleri ne durumda? Ekran benim için çok önemli diyorsanız her iki telefonun da ekranına baktığımızda da Samsung Galaxy S22 Ultra 6.8 inç büyüklüğünde bir ekranla karşımıza çıkarken 12 Pro 6.73 inçlik bir ekranla karşımıza çıkıyor ama S22 Ultra'nın ekranı daha büyük daha böyle kullanışlı bir ekranmış gibi geliyor bana. Ekranların teknik detaylarını bir çırpıda söyleyeyim sizlere. S22 Ultra 1440x3088 piksel çözünürlüğe sahip. 12 Pro'ya baktığımızda yine 1440 x 3200 piksellik bir çözünürlüğü görebiliyoruz. Buradaki panel farklılıkları bulunuyor. Dynamic AMOLED 2X Samsung tarafından kullanılan bir teknoloji. 12 Pro'ya baktığımızda da LTPO AMOLED'i görebilmek mümkün. Teknik detaylarda S22 Ultra'da 120 Hz'de geliyor. 12 Pro'da 120 Hz'de geliyor. HDR10 Plus'ı destekleyen S22 Ultra aynı zamanda 1750 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Yani güneş altında bu telefonu kullanırken çok mutlu oluyorsunuz. 12 Pro'da durum ne derseniz de o 1500 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Orada biraz geride kalıyor ama telefonu 724 güneşin altında kullanmadığımızı düşünürsek bu çok da önemli bir detay değil. Bir diğer detay şu 12 Pro'nun ekranı Dolby Vision'ı destekliyor. Dolby Vision desteği sayesinde Netflix'te ya da farklı destekleyen platformlarda içerikleri tüketebiliyorsunuz. Ve bu bilgileri sizlere verdikten sonra gelelim sadede hangi ekran daha iyi sence Furkan diye. Bir kere şunu söyleyeyim. S22 Ultra'nın ekranını daha çok sevdim. Ama bu biraz tasarımla alakalı. Yani daha geniş çerçeveler, Edge ekran kenara doğru eğimli ekranı daha fazla sevdim. Ha 12 Pro'nun ekranı yenileme hızında aynı. Panel farklı olabilir ama çok arada radikal bir fark gördüm mü? Hayır. Ancak yine de tamamen kullanıcı deneyimi benim içime gelen hissiyat şöyle söylemiş olayım. Teknik değerler birbirine çok yakın olsa da S22 Ultra benim daha çok hoşuma gitti. Ancak ekranların telefonu almada ayrım yapan bir nokta olduğunu düşünmüyorum. Çünkü birbirlerine çok benzer güzel performanslar sunabiliyorlar. Bu telefonlar 25 bin liralar. Yani 25 bin bölü 4250 4400 yapıp kaç tane asgari ücret yaptıklarını artık siz düşünün. Gelelim güç konusuna. Burada bir fark ortaya çıkıyor ve ben bunu çok net bir şekilde hissettim güç şöyle bir şeydir. Telefonu kullanırken telefon ne kadar akıcı, donuyor mu kasıyor mu gibi birçok detayın yanında aynı zamanda sertifik testler de bize bazı şeyleri söyler. Şöyle söyleyeyim, her iki telefonda Xiaomi ve Samsung'un en güncelleri üzerine ve Android 12'yi kullanıyorlar. Yani günceller. Ve güncellemeleri yapıp telefonları kullandığınızda benim gözüme S22 Ultra'nın akıcılık konusunda biraz daha sıkıntı yaşadığını gördüm. Yani bunu gözümle gördüm. 12 Pro'ya geçtiğimde telefonun biraz daha hızlı hareket edebildiğini gördüm. Arayüzün içerisinde dolaşırken uygulamalar geçiş yaparken. Xiaomi 12 Pro daha hızlıydı. Şimdi teknik detayları vereyim. Biraz daha anlatacağım. Beni anlayacaksınız denemek istediğimi. Her iki telefonda Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini kullanıyor. 4 nanometre mimarıyla üretilen bu işlemci şu anda bir Android telefonda kullanacağımız en güçlü işlemci. Yani bu telefonların üstüne bir telefon daha tanımıyoruz. Sentetik testlere baktığımızda S22 Ultra ile 12 Pro arasında neredeyse %20'ye yakın bir fark var. 12 Pro öne geçiyor. 12 Pro'nun iyi olduğu yönlerden bir tanesi bu. Gücünü daha iyi kullanabiliyor işlemcinin. Aynı zamanda arayüz akıcılık oyunda beni daha da mutlu etmeyi başardı. Ha tabii ki 12 Pro i'nin e iyisinin iyisi olmuş. S22 Ultra çok hızlı ve çok güzel bir telefon. Ama her iki telefonun hızını karşılaştıracak olduğumuz zaman S22 Ultra kötü değil iyi ancak Buradaki 12 Pro iyinin e de iyisi olarak karşımıza çıkıyor. Isı tarafında farklılıklar var. Bu telefonları ben biraz zorladım. Tam yarım saat boyunca telefonu işlemci testlerine zorladık ve şunu gördüm. Burada 12 Pro ısındığı için kendini güçsüzleştiriyor. İşlemci kendini korumak adına daha fazla ısınmamak açına gücünü kesiyor. Ancak SM2 Ultra bana mısın demeden yoluna devam ediyor. Bu da onun içerisindeki soğutma sistemin daha başarılı olduğunu gösteriyor. Günün sonunda her iki telefonda çok hızlı. Ancak ben Xiaomi 12 Pro'yu kullanırken telefonun daha hızlı olduğunu ve telefonu bundan dolayı daha kolay kullandığımı fark ettim. Peki bir şey söyleyeceğim. Furkan her iki telefonda Samsung'un ve Xiaomi'nin en güzel özelliklerini kullanıyorlar. Hangisi hoşuna gitti? İnanın bana Samsung'un arayüzündeki menüler, geçişler, bana sunduğu özellikler Samsung Dex olur, Quick Share olur işte farklı Samsung'un kendi içerisindeki özellikleri olur. Gerçekten güzeldi. 12 Pro'ya baktığımızda da biliyorsunuz Xiaomi'nin arayüzü yakın zamanda çok ciddi şekilde değişti. Onunla da videosunu çekmiştik 1-2 yıl önce ve daha böyle cafcaflı animasyonlu daha hızlı gelip giden animasyonlar var. Burada aslında şöyle bir durum var. Biraz daha öznele geliyor. Yani buradaki tasarımı mı seviyorsun? Buradaki tasarımı mı? İnanın bana telefonun içerisindeki özellikler birbirlerine çok yakınlar. Ancak Xiaomi 12 Pro'nun daha iyi bir şekilde karşımıza çıktığını söylemem gerekiyor. Peki kamera konusunda durum ne? Kamera tarafına baktığımızda yıllardır Samsung'un çok iddialı olduğunu görebiliyorum ben bu konuda. Xiaomi uygun fiyatlı telefonlarda çok iddialıydı. Ancak 12 Pro'ya da bir bakmamız gerekiyor. Burada teknik detayları önce bir bakacak olursak S22 Ultra 108 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyaframa sahip bir kamerayla karşımıza çıkıyor. Bu ana kamera 12 Pro'ya geldiğimizde ise 50 megapiksel f1.9 diyaframa çıkıyor. Yani geceleri bir tık daha performans düşebilir. Biz 12 Pro'ya bakmaya devam ettiğimizde 50 megapiksel çözünürlüğünde bir telefoto kameramız olduğunu görebiliyoruz ve 2x optik zoom yapabiliyor. Ancak Samsung'un kamerasına baktığımızda 10 megapiksel çözünürlüğünde 10x optik zoom yapabilen bir kamera var. Yani 10 defa yakınlaştırıyor ama hiçbir şekilde görüntü kaybına uğramıyorsunuz. Sizler için Beşiktaş'a gittim ve birkaç tane deneme gerçekleştirdim. Xiaomi 12 Pro yakınlaştırma konusunda çok yani S22 Ultra'ya göre çok kötü bir hal aldı. Ancak S22 Ultra o kadar mutlu ediyor ki uzaktaki her yere bakabilir. Telefoto kameralar çok sinematik fotoğraflar, videolar çekebilir. Çok iyi bir şekilde bu telefonu kullanabiliyorsunuz. Neyse teknik detaylara bakmaya devam ettiğimizde 12 Pro'da bir tek geniş açılı kamera var. 50 megapiksel çözünürlüğünde. Ancak S22 Ultra'ya baktığımızda 10 megapiksel çözünürlüğünde bir telefoto kameramız daha var. Bu 3x optik zoom yapabiliyor. Geniş açılı kameramız var. S22 Ultra'da 12 megapiksel çözünürlüğüne karşımıza çıkıyor. Yani aradaki fark nedir? Buradaki S22 da Telefon'un telefoto kameraları daha iyi ve daha iyi sonuçlar bizlere sunabiliyor. Teknik detaylara baktığımızda her iki telefonda 8K videolar çekebiliyor. Bu güzel ama zaten genelde 8K videolar çekmiyoruz. 4K 60 FPS videolarla yollarımıza devam edeceğiz. Her iki telefonda HDR10 Plus videolar çekebiliyor. Bunu size söylemiş olayım. Ön tarafa baktığımızda her iki telefonun da ön kamerası iddialı ancak s 22 Ultra bir yerde affetmemiş. Şöyle söyleyeyim. Bu telefon 12 Pro 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamerasıyla full HD videolar çekiyor. Bak 25 bin lirayı 2020 yılında bir telefona veriyorsun. Tamam mı? Ama full HD video çekiyor. Yani bir oturup düşünürsün abi. Hani mühendis olsam düşünürüm. Ya ben böyle bir şey yaptım ama niye böyle? Hani şurayı değiştirsek mi derim. S22 Ultra ön kamerada 4K 60 FPS videolar çekiyor. Yani sizler bir vlog çekeceğiniz zaman buradaki kamerayla arka tarafta da 4K 60, ön tarafta da 4K 60 videolar çekiyorsunuz. Vallahi şey 12 Pro burada geride kaldı. Yani bunu söylemiş olayım. Eğer çok önem veriyorsanız video çekmeye ve bir Android telefon arıyorsanız 12 Pro'yu burada biraz elemek zorunda kalacağız. Ancak durun. Önce sizlerle beraber çekmiş olduğum fotoğrafları yakından bakalım ardından sizler yorumlar kısmınıza istediklerinizi yazın. fotoğrafları yorumlarınızı bekliyorum. Ama Furkan'ın duygularını soracak olursanız eslim Key Tour'u kullanırken daha da zevk aldım kamera tarafında. Özellikle 4K 60 FPS videolar çekerken lensler arasındaki geçişler, 10x zoom'u yani mesela boğazlarken bir gemiye bu kadar yakından girmek, uzaktaki işte kız kulesini görebilmek daha zevkliydi. Özellikle ekranın bu kadar geniş ve bana arayüzün sunmuş olduğu yetenekler daha güzeldi. Wi-Fi bağlantılarına baktığımızda her iki telefonda Wi-Fi 6e kullanabildiğini görebiliyoruz. Burada her iki telefonda NFC desteği var. Her iki telefonda Bluetooth 5.2 ile karşımıza çıkıyor. Telefonların diğer detaylarına baktığımızda konuşmamız gereken ve en büyük farklardan bir tanesi olan bataryaya bakmamız gerekiyor. Bu telefonda 12 Pro'da 4600 mAh'lik bir batarya var. Burada ise karşımıza bakın ekran tarıyor. Bunun sebebi FPS'i düşürüp batarya tasarruf yapabilmek için. Çünkü artık hani kullanmadığımı düşündü. Herhangi bir şekilde ekranda sorun yok. Onu söylemiş olayım ama bunu gerçekte göremiyorsunuz. Kamera görüyor. Neyse konuya devam ediyorum. Burada da 5000 miliamper büyüklüğünde bir batarya var. Yani nereden baksanız %10'luk fark var. Xiaomi 12 Pro'nun Bakın yanıma getirdim. Kutusundan şöyle bir şey çıkıyor. Bak şu. Bakın şöyle göstereyim. Telefonla aynı büyüklükte neredeyse abi. Yani bu Nu, şu elektrik faturasını sık sık zamlandığı günlerde takıyorsunuz. 120 watt çekiyor ve telefona veriyor. Telefon benim gerçek testlerimde 23 dakika 22 dakika içerisinde sıfırdan yüze ulaşıyor. Yani bu telefonla Sabah uyandınız şarja takmayı unutmuşsunuz. Bitmiş batarya %5 olmuş. Duş alana kadar fullleyebiliyorsunuz. Efsane bir detay. Bunu çok fazla seviyorum. Bana gerçekten çok büyük bir güven verdi. Bunu size söylemiş olayım. Destekleyen adaptörlerde telefon çok hızlı bir şekilde şarj oluyor. Ve ısınmıyor da şarj olurken. Bu da güzel detaylar arasında. S22 Ultra'nın bakın ne göstereceğim. Bak. Bir, şu 12 Pro'nun kutusu, şu S22 Ultra'nın kutusu. E ne görüyorsunuz? Ben burada olmayan bir adaptör görüyorum. S22 Ultra gerçekten hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Teknik detaylarda telefon tam 45 Watt'a kadar şarj olabiliyor. Ancak bu kutudan çıkmıyor. Günün sonunda S22 Ultra da tamam hızlı şarj oluyor. Hani öyle seni 1 saat 2 saat bekletmiyor. Ama bu telefon 20 dakikada şarj olup benim gönlümü fethediyor. Her şeyi kapatıp bir özetlemem gerekiyor. Arkadaşlar her iki telefonu da karşılaştırmak çok zor. Yani anlamanız için söyleyeyim. Kimisi BMW'yi seviyor. Kimisi Mercedes Benz'i seviyor. Mesela niye BMW'yi seviyorsun diyorsun. Çok öznel cevaplar veriyor. Veriyor. Niye Volkswagen'i seviyorsun diyorsun? Çok öznel cevaplar veriyor. Burada da bu durum geçerli. Telefonlar o kadar birbirlerine benzer o kadar farklı yerlerde goller atmışlar ki neyi sevmeniz gerektiğiniz konusunda kafanız karışabilir. Ama şunu söyleyeyim. Eğer çok fazla fotoğraf çekecekseniz sizin S22 Ultra kullanmanız gerekiyor. Eğer telefonun kasmaması, donmaması, oyun oynayacağım dediği gibi şarjı biterse anında şarj etmem gerekiyor derseniz de 12 Pro'yu kullanmanız gerekiyor. Günün sonunda ben sizlere cevabı vermiş olayım ama Furkan sen hangisini alırdın derseniz sırf arayüzü biraz daha hızlı ve sırf hızlı şarj oluyor diye 12 Pro'yu alırdım. Ancak kameraya gerçekten önem verseydim de S20 Ultra'yı alırdım. Burada tamamen kararları size bırakıyorum. Ha bu arada ekranı da çok önem veriyorsanız yine S20 Ultra'yı alın. Çünkü benim evdeki monitörüm de Samsung. Alacağım televizyonda Samsung. Ekran konusunda Samsung daha iyi arkadaş. Ben onun üstüne başka tanımam. Haberiniz olsun. Bir medya mark mağazasına gidin. Her iki telefonda kurcalayın. Kararları siz verin diye söylemiş olayım. Ama genel olarak her iki telefonda çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. Ben burada videoyu kapatıyorum. Sizler için güzel bir inceleme ve karşılaştırma yaptığımıza inanıyorum. Eksiklerimiz varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Ama videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten de eğer bu 25 bin telefonlara bir gün tekrar zam gelirse fiyatları görmüş oluruz hep beraber. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.